Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişinin bayram kabul edildiği Paskalya Bayramı dolayısıyla Hatay'dan çeşitli isimler, siyasiler ve STK'lar mesajlar yayımlıyor. İşte o mesajlar. Hatay Valisi Erdal Ata, ilimiz kültür mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olan Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı coşkusunu en samimi duygularımla paylaşmaktayım. Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının en katıksız haliyle vücut bulduğu bayram günleri bizleri kaynaştıran birlik ve beraberlik duygularını daha da perçinleyerek yarınlara umutla bakmamızı sağlayan anlamlı zamanlardır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birlikte yaşama kültürünün en nadide örneğinin sergilendiği ilimizde bu bayram günlerini hep birlikte kutlamak, şiddet, kin ve nefretin yaşandığı günümüzde tüm dünyaya önemli mesajlar verecektir. Farklı dil, din, ırk ve mezhepten birçok insanın bir arada kardeşçe yaşadığı Hatay'da bu hoşgörü anlayışının yaşatılması kadar geleceğe aktarılması için de herkese önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bu düşüncelerle kader birliği içinde yüzyıllardır bu topraklarda bir arada yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu nice bayramlar dilerim. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaşam sürdüğümüz güzel kentimizde farklı inanışların farklı kutlamalarına aynı saygıyla eşlik ettiğimiz bu muazzam düzenin nesiller boyu sürmesini temenni ediyoruz. Torunlarımıza bırakacağımız en güzel miras bu hoşgörü mozaiğinin birbirinden ayrılmaz renkleri olacaktır. Aynı barış havasını soluduğumuz tüm Hristiyan kardeşlerimizin Paskalya Bayramı'nı kutluyor. Yüzyıllardır süre gelen bu birlikteliğin nesilden nesile aktarılmasını ümit ediyoruz.